الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Değerli kardeşlerim, bu dersimizde de bir başka Allah Resulü'nün sahabesi Abdullah bin Cübeyr radıyallahu anh. Belki bir kısmımız ilk defa bunun ismini duyuyor ama çok önemli bir sahabe-i kiram Abdullah bin Cübeyr. Cübeyr bin Nu'man'ın oğlu Abdullah. Efendim annesi, yani babası Cübeyr bin Nu'man, lakin Müslüman olmamıştır. İslam devrine yetişmedi. Anne adı yine meçhuldur. Gatafan oğullarından, çölde yaşayan Gatafan kabilesinden bir kadın, ismi yok. Medine doğumludur. Ancak yine tarihi belli değil. Fakat vefat tarihi bellidir. Çünkü hicretin 3. yılında veya miladi 625 yılın Mart ayının 25'inde Uhud Savaşı'nda Okçular Tepesi komutanı iken, o 50 tane okçunun komutanı. Onun için bu gece bunu anlatacağız inşallah. Şehit edildi. Kabri Medine'de Uhud meşhedinde, yani Uhud şehitliğindedir. Ama birinci şehitlikte de değil. Yani şimdi bizim Medine'ye görenler, gidenler Hazreti Hamza'nın radıyallahu anh olduğu meşhette değil. İlk şehitlikte. Yani dedi ki onların kabirlerini sel açmış, buraya taşımışlar. Ama bu o tarafta. Efendim tabii ki hanımları, çocukları hakkında bilgi yok. Hatta bazı eserlerde bekar olduğu da söylenir. Doğrusunu Allah bilir deriz. Katıldığı iki önemli savaş var. Ki kendisi Medinelidir. Bedir ve Uhud savaşlarına bizzat iştirak etti ve Uhud'da da şehit oldu. İkinci Akabe beyatına katılan sahabeler, yani Ensar listesinde Abdullah bin Cübeyr'in adını görmekteyiz. Rivayet ettiği hadis yok. Bize ulaşan herhangi bir hadis-i şerif yok. Sahabeden herhangi biriyle kardeş olmuş muydu, etmemiş miydi Resulullah? Bunun hakkında da yine bilgimiz yok. Kabile ve nesep soyuna baktığımızda Abdullah bin Cübeyr bin Nu'man bin Ümeyye bin İmrul Kays, ki o da Burayk bin Salebe isminde, bin Amr bin Avf bin Malik bin Evs, Evsi'dir, Hazreç değil, El Ensari El Evsi. Yani Medine'de biliyorsunuz iki büyük kabile vardı. Birisi Evs, birisi Hazreç. Bunlar amca çocuklarıydı. Yani iki kardeşin, bir kardeşin ismi Evs, biri Hazreç. Bunlar daha sonraları çok geliştiler. Yahudiler bunların gelişmesinden korktuğu için bu iki kardeş aileyi birbirine düşman etti. Fail-i meçhur bir cinayetle o onun üzerine attı. O onun üzerine attı. 120 sene Hazreç ile Evs Medine'de meşhur Buaz savaşları adı altında 120 sene savaştılar. Yani Yahudiler o tuzağı kurdular. Biri bir tane himaye ediyordu bir taraf. O himaye edilen kişiyi faili meçhul, kimin öldürdüğü belli olmadı. O dedi siz gelip baskın yaptınız. Amca çocuklarını suçladı. Onlar hayır biz değil, sizden yaptı bunu. Dolayısıyla iki amca çocuğu birbirine düştü. Tabii 120 sene sürdü bu savaşlar. Onun için Ensari'dir, Evsi'dir. Evs kabilesindendir. Lakabı Ebul Münzir. Yani öyle o lakapla çağırılırdı. Kiminle akrab olduğuna baktığımızda yine kendisi gibi çok önemli bir sahabe olan Ensar'dan Havvat bin Cübeyr'in kardeşidir. Yani iki kardeş de
Akabe biatına katılmış, Ensar'dan peygambere biat etmiştir. Tabi İslam tarihinde iki tane çok meşhur Abdullah bin Cübeyr var. Biri Abdullah bin Cübeyr el-Huzai, yani Huza kabilesinden ki Mekkelidir. Onun için sülalesini, nesebini anlamak, anlatmak lazım. Çünkü birbiriyle karıştırılır. Mesela biz bir Ebu Sufyan biliyoruz. Ben defalarım, 7 tane meşhur Ebu Sufyan var. Bir Ökkeşe biliriz, 7-8 tane Ökkeşe isimli sahabe var. Bunlar bilinmedi mi, onun hayatı ona, onunki ona karıştırılır. Evet, iki tane böyle meşhur Abdullah bin Cübeyr. Birisi Abdullah bin Cübeyr el-Huzai, Mekke'ye yakın Huza kabilesindendir. Öbürü ise Evs kabilesine mensup olan, bizim anlatmaya çalışacağımız Abdullah bin Cübeyr bin Nu'man el-Ensari. Biri bakın muhacirdir, biri ensardır. Bizim bahsedeceğimiz sahabe bu zat. Tabi doğum tarihini, aile bireylerini, oğlu, kızı, hanımı, nasıl yaşadı o zamana kadar elimizde bir döküman, bilgi olmadığı için Allah'a havale ediyoruz. Doğrusunu Allah bilir. E olmayan bir bilgiyi de hadi dolduralım. Senaryo yazmıyoruz ki. Yani uydurma bir şey, hayali bir şey yazılması, söylenmesi İslam tarihine hakarettir. Evet, Abdullah bin Cübeyr radıyallahu anh Akabe biatından, ama birinci Akabe biatından. İki tane Akabe biat var, arası bir yıldır. Yani hicretten önce birinci Akabe biatı 12 kişi, ikinci Akabe biatı 75 kişi. Yani onu daha ileriye giderseniz, tarihi biraz öne götürseniz, daha önce bir yine Akabe biatı var ama 6 kişi. Yani 6 kişi Medine'den gelmiş, Peygamber Efendimiz'e biat etmişler. Bu 6 kişi gitmiş, ertesi 2 yıl sonra 12 kişi gelmiş. Ama İslam tarihçileri onu Akabe biatı olarak kabul etmiyor. Çünkü Mescid-ül Harem'in bir köşesinde gizlice Resulullah'la buluştular. Ama o 12 kişi Akabe denen semtte, hac günlerinde Mina'da buluştular. Tabi birinci Akabe biatından sonra İslamiyet'i kabul etti. Ne demek? Yani o 12 kişi İslam'ı kabul etti, Medine'ye döndü. O yapılan tebliğ, Mus'ab bin Ümeyr'in öğretmenliği, İbn-i Mektum'un, Abdullah İbn-i Mektum'un o güzel Kur'an okuyuşu falan, Medine'de İslam'ın girmediği ev kalmadı. O 12 kişiyle beraber o iki tane mürşit. Tabi bunlar 75 kişi bir yıl içinde topladılar. Medine'de kalanlar ayrı. Yani sadece 75'te 75 kişi Mekke'ye geldi. Peygamber Efendimiz'le biatlaşmak için. 2 kadın, 73 erkek. Bazı tarihçe 3 kadın, 72 erkek. Doğrusunu Allah bilir. Tabi biattan önce, ikinci Akabe biatına geldi genç bir sahabe. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la tabi görüşmek istedi. Yani bu peygamber kavramını ilk defa duyuyorlar. Ki o topluluk o güne kadar peygamber görmemiş. Nedir peygamber? Yani Resul, Resulullah. Görmek istedi, görüşmek istedi. Ve birkaç arkadaşıyla ancak birlikte Resulullah'ın kalmakta olduğu Hazreti Abbas'ın evine kadar gitti. Fakat Hazreti Abbas, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medinelilerle olan münasebetini, yani o konuşmaları, biatlaşmaları Kureyş'ten gizlemenin gereğine inandığı için onlara Resulullah ile ancak Akabe mevkiinde görüşebileceklerini söyledi. Yani Mekke'ye geldiler, hacca gelmişler. Cahiliye döneminde de hac var. Hac bahane ama Resulullah ile biatlaşmaya gelmişler. Müşrikler tabii yakın takip almışlar. Tarihe bakarsanız
Akabe biatları o hüzün yılından sonra, Miraç'tan sonra artık Efendimiz bir yıl kalmış ki Mekke'de Medine'ye göçecek. O sırada geliyorlar, müşriklerin taziki o kadar çoğalmış ki artık hapsedelim, tutalım, işkence yapalım yetmiyor, öldürelim. Yani Muhammed'i öldürelim, başka yolu yok. Aleyhissalatü vesselam'ı. Ve öldürmek için de malumunuz hicret gecesinde evine geldiler. Fakat yatağında bulamadılar. Hazreti Ali radıyallahu anh yatıyordu. Peygamber evinden çıkmış, yüzlerine وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْد۪يهِمْ سَدَّنْ ayetini okumuş, bir avuç toprak serpmiş, evden çıkmış, Sevr Dağı'na kadar gitmişti. Tabi Hazreti Abbas o tehlikeyi bildiği için yeğeni gözü gibi koruyor ve korumaya çalışıyor. Dedi ki, Mekke'ye gelmeyin. Yani onlar da bir bahaneyle gelirler Mekke'ye. Abbas radıyallahu anh ticari mal satıyordu ya, işte sanki ticari bir mal almak için Abbas radıyallahu anh dedi, hayır, Mekke'de, haremde görüşmek mümkün değil. Yani peygamberle sizi görüştürmem, çünkü onu gördükleri yerde öldürecekler. Ancak gece Akabe'de, yani Akabe neresi dersiniz, bir daha tekrar edelim, bugünkü büyük şeytana yetişmezden köprünün hemen sol tarafında sarı bir mescit. Yani yıkmak istediler ama müsaade edilmedi. Onardılar. Şimdi Müslümanlar oraya gitti mi o hatıra için o mescidi ziyarete. İçinde namaz kılınmaz. Kılmak isteyen kılabilir. Tavanı yoktur zaten. Çökmüş. Direkt atmışlardı. İlk olarak onu Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh o yaptırmıştır. Ondan sonra da gelen devletler yeri geldikçe yıkıp yenilemişlerdir. İşte kölemenler zamanında yapılmış. Daha sonra başkaları. En son Osmanlılar o mescidi yapmışlardı. Duruyor böyle. İnşallah nasip olur. Gider görürsünüz. Orada biat edilmiş peygambere. Ama böyle düz yer falan, köprü yok. Kocaman kocaman kayalar ve orası bir vadidir. Dağın deresi yani. Oradan sel geçiyor. O kayaların içinde Efendimiz'le gece sabaha yakın biat etmişlerdir. Hazreti Abbas Mekke'de biat edilmesine tedbir olarak müsaade etmemiş. Ve tabi Abdullah bin Cübeyr de kabul etmiş. Arkadaşlarıyla beraber diğer Medineli Ensar gibi Akabe mevkiinde Resulullah'a teker teker gelip aleyhissalatü vesselam'a biat ettiler, söz verdiler. Yani biat, söz verme. Tabi İslamiyet'i de kabul ettiler, zaten önce etmişler. Ve Ensar toplumunun ilk Müslümanlarından. Bunlara ne diyoruz? Medine'nin sabikunları. Mekke'nin sabikunları 13 yıl önce. Hazreti Ebu Bekirler, Aliler, Osmanlar, Abdurrahman bin Avflar, efendim ila nihaya Osman bin Maz'unlar. Bunlar Mekke'nin sabikunları, bunlara yetişmek mümkün değil. Yani dünya altın olsa, sadaka versek onlara yetişemeyiz, mümkün değil. Sabikun-i evvelin, Kur'an o ismi onlara vermiştir. Ha, Medinelilere de Ensar ismini yine Allah vermiştir Kur'an'da. Ve işte o Ensar'ın ilkleri, işte 72 kişiden bahsediyoruz, 12 kişiden bahsediyoruz. Bunlar da Medine'nin sabikunları, ilkleri yani. Evet, Akabe'de geldiler, Efendimiz'e biat ettiler. Kimi ölüm üzere, kimi Abdullah bin Revaha gibi dedi, ya Resulallah ben 12 havvari İsa'ya ne üzerine biat ettiyse ben de sana onunla biat ediyorum. O biat üzere biat ediyorum. Kimisi dedi, ya Resulallah kanım, kanın, kanın, kanım, canın canım, sana gelecek her şeye siper olmak üzere biat ediyorum. Yani öyle söz vermek kolay bir şey değil. Ve tabi Medine'ye daha sonra döndüler. Tabi Medine-i Münevvere'ye döndükten hemen sonra gerek kendi kabilesine ve gerek tanıdıkları uzak yakın kişilerin Müslüman olmaları için gece gündüz hiç durmadan çağrıda bulunmuştur.
kendisi ve kardeşi Havvat bin Cübeyr. Özellikle Ensar'dan mesela meşhur olanlar onun irşadı ile İslam'ı tanımıştır. Anasının akrabaları olan Gatafanlara çölde gidip tebliğ etmiştir. Ki Gatafanlar öyle bir ailedir ki dağılmışlar Suud çöllerinde. Bir alarım verildi mi toplanıyorlar. Parayı kim verirse düdüğü çalıyorlar. Mesela Hendek seferinde kuşatmasında 10 bin Gatafan paralı asker müşriklerle, Yahudilerle anlaştı, Medine'yi kuşattılar. İşleri bu. Niye? Onlar der ki bize gelin yardım edin, size Medine'nin işte şu kadar aylık hurmasını vereceğiz. Açlar, geldiler, Resulullah karşısına başlar. Efendimiz de harp hiledir düsturu ile onlara haber gönderdi, çağırdı çadıra. Dedi ki onlar 3 aylık hurmayı mı, 6 aylık hurmayı mı veriyor, ben size 1 yıllığını veriyorum, çekin gidin. Yani Medine'nin mahsulünün 1 yıllığını veriyorum, çekin gidin. Ve 1 yıllığın yarısını, çekin gidin. Böyle anlaşmayı bozdu. Heyber'de aynı şekilde. Bunlar paralı asker. Çölde yaşıyorlar. Bunlar tabii daha sonra Müslüman olmuşlardır. Liderleri olmuştur ama Uyeyne bin Hısın böyle böyle zikzak çizmiştir. Tabi Resulullah'ın yanında sahabe olduğu için ben dilim varmaz bir şey söylemem. Allah söyler. Mesela gelmişler Efendimiz'e Hücre-i Saadet'ten. Muhammed, Muhammed, çık dışarı Muhammed, biz geldik. Allah diyor, onu öyle hitap etmeyin. Muhammed, ya onlar öyle alışmışlar. Efendimiz yemeğe çağırdı, yediler kalkmadılar. Evde yaslandılar. Cenab-ı Hak diyor, Peygamber'i rahatsız etmeyin. Yani onların olgunlaşması bile seneleri aldı. Gidip bu kabileye İslam'ı tebliğ edenlerdendir. Hatta Ensar'dan Sehel bin Huneyf ile sözleşerek müşrik bu Sehel bin Huneyf, bu da önemli bir sahabedir. Uhud Savaşı'nda çok büyük işler yapmıştır. Onunla sözleşerek müşrik olan hemşerilerinin, yani müşrik olan o Gatafanları, anasının akrabalarının veya kendi akrabalarının, Evs'inden bazıları ağaca tapıyorlardı. Ağaç yontuyorlardı. Onu bir haftalığına ilah ediniyorlar. Sonra şeklini beğenmiyorlar. Başka bir ilah yapıyorlar. İşte o ilahlarını gece Sehel bin Huneyf ile beraber, candan bir arkadaştır bu, gidiyorlar o heykelleri getiriyorlar, kırıyorlar. Müslümanların dul ve yetim ailelerine geceleyin getirir verirlerdi. Alın bunu yakın, yani yemek pişirirsiniz. Yemek yaparsınız ama kırırlardı ki başları belaya girmesin. Böyle birçok ünlü sahabenin tapmak için yaptığı ağaçtan o putları hatta geceleyin karanlıkta getiriyorlar ki Hazreti Ali radıyallahu anh çok üzülüyor buna, işin mahiyetini bilmediği için. Ve bir kadının evine getirip bırakıp kadın teşekkür ediyor. Hazreti Ali'nin canı sıkılıyor. Yani gecenin bu saatinde bu dul kadının kapısını niye çaldılar? İşte o zaman tabii hicab ayetleri yok, bir şey yok. İçeri girdiler, çıktılar. Hemen gider der ki kadına, bunlar ne geldi? Kaç gece önce de geldiler. Kimdir bunlar? Sen Müslüman bir kadın, mümine bir kadınsın. Dedi ya Ali, yanlış anlama. Bunlar işte Sehel bin Huneyf ve Abdullah bin Cübeyr. Kavimlerinin taptıkları o putları gidip getiriyorlar, kırıyorlar. Bana odun olarak getiriyor. Hazreti Ali çok hoşuna gidiyor. Çok hoşuna gidiyor. Yani ben diyor yanlış anladım. Evet. Tabii Abdullah bin Cübeyr radıyallahu anh böyle bu minval üzere hem o biattan önce hem biattan sonra hem Resulullah geldikten sonra ki mescitten ayrılmayan bir insan, sürekli peygamberin dizinin dibinde iki kardeş, eğer bu Sehel bin Huneyf'i de sayarsak üç kardeş, peygamberin dizinin dibinde ayrılmıyor. Efendimiz de çok seviyor bu gençleri. Ve tabi hemen hicretin ikinci yılı, ikinci yılda demin 17. ayı, 18. ayı, İslam'ın ilk ve
en zorlu sınavı olan Bedir Savaşı. Bedir'e gidilecek. Hiç minnet yok. Kardeşi Havvat bin Cübeyr ile iki kardeş giderken tabi yolda kardeşi Havvat, o onun küçüğü, Abdullah'ın küçüğü olurdu yaşça, yolda deveden düştü. Taşlık arazide giderken deve zıpladı, düştü, sakatlandı. Yani ayağı kırıldı daha doğrusu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hemen dedi ki, Abdullah, kardeşin Havvat bin Cübeyr Medine'ye geri dönecek. Yani sen götür demeye kalmadı. Dedi, ya Resulallah ben sizinle geliyorum. Kardeşimi falan Medine'ye götürür. Geri ayağı kırıldı. Ve tabi Havvat bin Cübeyr bu emir üzere. O da gitmek istemiyor. Ya Resulallah deven üzerinde ayağım bana bir yükü yok ki savaşırım. Efendimiz onu geri Medine'ye gönderdi. Tabi itiraz etmedi artık. Efendimiz ısrar edince geri döndü. Abdullah ise sözünü, ricasını Resulullah kabul ettirdi. Efendimiz kabul etti onun samimiyetini. Bedir Savaşı'na çok aktif olarak iştirak etti. Aktif olarak, ya bir bahanesi vardı, kardeşimin ayağı kırıldı, ben geri dönüyorum. Öyle değil, başka bir akrabasıyla, o veya onun kölesiyle onu geri gönderdi. Kendisi Bedir Savaşı'na aktif olarak katıldı. Ve tabi Bedir Savaşı'nın sonunda harp gazilerine verilen ganimet hissesinden hem kendi payına düşeni hem de Medine'ye zaruretten dolayı geri dönen kardeşi Havvat bin Cübeyr'in Efendimiz verdi. Çünkü oraya kadar gelmiş, ganimet payını da alarak getirdi Medine'ye, kardeşi Havvat bin Cübeyr'e teslim etti. Yani Bedir'e aktif olarak katılmış. Ne demek istiyoruz? Ashab-ı Bedir'dir. Yani Bedir ashabının İslam tarihinde çok mümtaz bir yeri var. Çok. Yani Ashab-ı Uhud, Ashab-ı Bedir'den bir derece sonra gelir. Yani onlar, o Bedir hiç anlatılacak gibi değil. Çünkü ilk sınav, Müslümanlar ilk defa kılıç çekiyor. Müslümanlar ilk defa ok atıyor. Müslümanlar ilk defa savaşıyor. Hem de üç kat. Onlar 1000 kişi, bu kadar atlıları, süvarileri var. Bedir'de bizim birkaç atımız var, devemiz var. Müslümanlar ilk sınavı başarıyla geçiyorlar. Tabii Bedir gazvesinde bulunduktan sonra bazı görevlere yine gitti geldi. Hemen bir yıl sonra müşrikler intikam almak için Medine'ye geldiler. Uhud Savaşı'na iştirak etmiş, kahramanca savaşmış ve Uhud'da şehit olmuş. Ama nasıl? Onu şimdi anlatacağız. Çok iyi ok atardı. Ensar arasında çok iyi attığını vuran bir okçu. Hatta Resulullah'ın okçularının eğitimi buna verilmiş. Yani o gençler ok atmasını bundan öğreniyor. Ve tabii Ayneyn Tepesi'nin müdafası, o okçular tepesinin müdafası 50 kişilik okçu birliğiyle beraber ona verilmiş. Onu da onlara komutan etmiştir Efendimiz. Evet. Hicretin 3. yılı, böyle bir hafızalarımızı şey yapalım ki 3. yılının Şevval ayı. Şimdi Recep ayındayız. Bundan bir ay sonra miladi 25 Mart 625, 624'te Bedir oldu. Mart'ın 24'ü tevafuk. Bir yıl sonra Mart'ın 25'i sabahı düşmanla yine karşı karşıya geldik. Cumartesi günü. Özellikle günü de belirtelim ki yani öyle aylarca süren bir savaş değildir Uhud. Sabah gün doğumunda başlamış, öğlen ve öğleden sonra bitmiştir. Düşman çekilmiş, işte şehitler vermişiz. Tabii Uhud Savaşı'na katılmış bir sahabe aktif yine. Cumartesi sabah namazı için Resulullah Bilal Habeşi'ye emretti. Öncekini biliyorsunuz, her programda anlatıyoruz. Yani Efendimiz işte haber aldı, mektup geldi kendisine. Hazreti Abbas dedi ki, hazırlan yeğenim, onları hemen karşıla, şu kadar atlı, şu kadar
piyade 3000 kişi geliyor. Savunmanı ona göre yap. Efendimiz de hazırlığını yaptı. İşte o cumartesi sabah namazından önce o gece Ayneyn Tepesi değil de Şeyheyn Tepesi. Geçen şeyde de anlattık. Abdullah bin Cahşı anlatırken. Orada toplandılar ve sabah namazından önce oradan yürüdüler. Uhud'a yakın bir yerde Resulullah onlara sabah namazını kıldırdı. Bilal'a emretti. İşte şafak söküyor artık sabahın namaz vakti. Ezan okuttu, kamet getirtti, saflar bağlandı ve Efendimiz Müslümanlara sabah namazını kıldırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, tabi hepsi silahlı kıldılar. Onu belirtelim. Silahlar çıkmadı. Düşman karşıda çünkü ateş yakmışlar, ışık yakmışlar. Efendim zıkkımlanıyorlar, içkiler içiliyor, danslar ediliyor, şarkılar söyleniyor. Çünkü kesin bu sefer bitirecekler. 3000 kişi, şu kadar işte 700'e yakın süvarileri var, bilmem neleri var falan. Ve tabi Müslümanlar, yani düşman karşıda namazı terk et, yok. Hemen saflar bağlandı, Efendimiz öne geçti ve sabah namazını Müslümanlara kıldırdı. Tabi Müslümanlar dedim ya, silahlılar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kısa bir hutbe verdi namazdan sonra. Yani hitap etti onlara. İşte cihadın faziletinden falan bahsetti. Efendim işte ölümün hak olduğunu, kurtulamayacak bir gerçek olduğundan falan, ki ona Uhud hutbesi deriz. Böyle bir sayfa kadar bir şey tutar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu da şey yaptıktan sonra, ki zırhının üzerine bir zırh daha, takkesinin üzerine de mikfer, yani tulga giymişti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve tabi yürüdüler. Uhud'da Şib vadisine. Şib Arapça'da dağların o arasındaki boşluklara denir. Mesela Şib ambargosu Mekke'de. Şib ben Amr. Neresidir? Bugünkü Gazze dediğimiz, yıkılmış zaten. O dağın arasıdır. Şib ben Amr, Şib beni Ebu Talib. Yani Şib vadi demektir. Dağ arasında boşluk. Tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada o vadiye indi, işte Ayneyn Dağı ile Uhud Dağı arasında Şib Vadisi. Arkalarını Uhud Dağı'na, o büyük tarafa dayalı, yüzleri Medine'ye karşı olmak üzere karargahını kurdu. Tabi o sırada Kureyş müşrikleri bütün develerini ve atlarını yakınlarındaki Samga mevkiinde bulunan Müslümanlara ait olan ekinlere salmışlardı. Ensardan birisi dedi, Kayl oğulları Evs ve Hazrec'in ekinlerini yani yaydıracak mıyız? Yani bize kıçık olarak ekinlerimizi yaydırıyorlar. Daha ne zamana kadar yani çarpışacağız, çarpışma emri gelecek. Resulullah dedi ki, biz emir vermeden hiçbiriniz çarpışmasın. Biz emir vermeden. Ve tabi Efendimiz orduyu harp düzenine koydu. Ayneyn Tepesi meşhur, o iki kaynak tepesi. Dedim ya, bir kaynak vardı orada, havuz gibi su kaynardı. Bir de o dereden su akardı. Yani Kanat Deresi'yle Ayneyn Dağı o ismi almıştır. Tabi o kaynağı kapattılar. Yani gördük, çocukların yüzdüğünü ben hatırlarım. O suyu Suudi kapattı çünkü berbat oldu. Millet şişelere koyup evlere götürüyor. Çeşitli dedikodular, bilmem neler. Kapattı, iç kapattı. O Ayneyn Dağı'nın önünden geçen Kanat Deresi'nde yatağını değiştirdi. Köprüler yaptı. Eskiden önden geçerdi, şimdi arka, dağın arka tarafından o dere geçiyor. Tabi öncesine göre söylüyorum. Peygamber Efendimiz orduyu harp düzenine koymaya başladı. Hazreti Hamza'yı piyadelerin başına getirdi. Bayrak Hazreti Ali'dedi. İslam bayrağı, sancağı. Efendimiz dedi, müşriklerin bayrağını kim taşıyor? Dediler, Abdüddar oğullarından filan taşıyor. Ha dedi, biz de vefalıyız. Ya Ali, bayrağı Abdüddar oğullarına Mus'ab bin Ümeyr'e ver. Madem onlar o aileye vermiş,
biz de o aileye veririz. O, onlar müşrikine vermiş, biz de iman edenine veririz. Kim Musab bin Ümeyye şehit oldu o şeyde. Tabi Efendimiz dağı gösterdi, okçular dedi ayrılsın. Ve Abdullah, okçuların komutanısın, Abdullah bin Cübeyr'i onlara kumandan tayin etti. Dedi ki, bakın vazifeniz, bize yönelecek süvarileri oka tutup püskürtmek. Arkadan kimse gelmesin. Onların arkamızdan gelmelerine meydan ve imkan vermemek göreviniz bu. Sahaya inmeyeceksiniz. Ha dedi, kalkınız şurada yerlerinizi alınız. O dağa, küçük dağa. Ve bizi tekrar söyledi, arkamızdan koruyunuz. Düşmanı yenip ganimet toplamaya koyulduğumuzu görseniz dahi sakın oradan inip ben emir vermedikçe bize katılmayınız. Kuşların bizi lime lime ettiğini görseniz, etlerimizi böyle kapıştıklarını görseniz de ben size haber göndermedikçe sakın yerinizden ayrılmayınız. 50 tane okçu. Ve tabi düşmanları yendiğimizi görseniz de yine ben size haber göndermedikçe sakın yerlerinizden ayrılmayınız. Onların bizi yendiklerini görseniz, onlar bizi yense dahi sakın yerinizden ayrılmayınız. Ve yardımımıza da gelmeyiniz. Bizi yendiklerini görseniz. Siz yerinizde durmazsanız biz galip olamayız. Ve tabi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu 3 defa rivayet olunur. Bir o dağa gönderirken, 2 dağın eteğine geldi, güneşi de söyledi bunu aynı şeyi. Üçüncüde biraz daha yukarıya çıktı. Abdullah bin Cübeyr'i çağırdı. Okçularına söyle. Bunu böyle 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 yapsınlar. Ve arkasından dedi ki Allah'ım şahit ol tebliğ ettim mi? Yani o 50 tane okçulara Allah'ım şahit ol ben bunlara tebliğ ettim mi? Onları da ettin. Allah'ım şahit ol. Ve indi dağdan. Tabi okçular İslam ordusunun arkasından hiçbir kimsenin gelmesine meydan ve imkan vermeyecekler. Görev bu. Gelecek olurlarsa onları sürekli oka tutacaklardı. Okçuların komutanı Abdullah bin Cübeyr ki belli olmak için komutan olduğunu öteden görünsün diye beyaz bir elbise giymişti radıyallahu anh. Tabi iş başkaydı. Onun beyaz giymesi de ayrı bir mesele. Tabi yerlerine tam yerleştirdi o 50 tane okçuyu 49 taneye ve Efendimiz'e tekmil verdi. Tamam. Biz yerle Efendimiz hemen yanlarına vardı. Dedim ya 3 defa. Dedi bakın bizi arkamızdan koruyunuz. Biz düşmanın arkamızdan gelmesinden korkarız. Yerinizde durunuz ve buradan ayrılmayınız. Bizim onları bozup hezimete uğrattığımızı, ordugahlarına daldığımızı görseniz dahi yerinizden ayrılmayınız. Bizi öldüreceklerini, öldürdüklerini görseniz dahi gelip bize yardımcı olmayınız. Ve onlardan bizi korumaya çalışmayınız. Onlar size yöneldikçe düşman süvarilerini oka tutunuz. Çünkü süvariler atılan oklara doğru gelemezler. Ve döndü kıbleye. Zaten dağda böyle kıbleye karşıdır görenler bilir. Dedi Allah'ım bunları onlara tebliğ ettiğime sen şahit ol. Seni şahit tutarım Allah'ım. Orada bir rahatsızlık var. Bir sıkıntı var orada. Allah'ı şahit tuttu. Tebliğ ettim dedi. Ve indi kendisi aşağı ordusunu saf düzenine koydu. İşte ona beri gel, beri git, o tarafa çık, şuraya git falan. Safları düzeltti. Evet. Efendimiz harpte bile arkadaşlar saflara çok dikkat ediyor. Değil namazda. Şimdi namazda bazı Müslümanları az ileri getirdi mi böyle suratına bakıyor. Yani utanmasın suratına tokat indirecek. Ya Müslüman çizgi, ayak izi. Çünkü safı düzgün tutmak esastır. Yani namazda düzgün saf tutamayan bir cemaat savaşta hiç tutamaz. Olur mu kef kefe o yanı o bu yanı? Bir bakıyorsun caminin arkasında özrü var bir şey demem. Caminin arkasında kef kefe. Harem-i Şerif'te bunları görüyoruz. Adam bazı 50 kişi o yanda saf tutmuş.
bir yerli kişi onun arkasında, bir yerli kişi otelin gölgesinde. Olur mu ya? Safa geleceksin. Yani kelbünyanin mersus diyor Kur'an-ı Kerim. Duvar gibi olması lazım. Ama işte o safları bir türlü geriye kaçmayı seviyor bazı Müslümanlar. Böyle bakıyor, mezun kamet ederken Allah ver arkada kala. Halbuki safların hayırlısı ilk saftır. Cenaze namazında arka saftır. Şimdi niye? Efendim ön safta durursanız, yani daha ciddi, kendi kendinizle meşgul olursunuz. İkinci, üçüncü saflarda durdunuz mu önünüzdekiyle meşgul olursunuz. Giydiği pantolonun rengini, davranışını, kafasını kaşımasını efendim kayda alırsınız. Ondan. Ama birinci safta nefsinizle meşgul. Böyle secde yerine bakın, vesvese etmezseniz. İkinci, üçüncü safta na'letullah ala şeytan. Bakarsınız onlarla uğraşıyorsunuz. Evet, safa koydu Efendimiz. Hatta Bedir'de biliyorsunuz sahabenin birine böyle bir kırbaç dokundurdu Efendimiz. Hizaya gel dedi. Daha sonra da helallaşırken bugün dedi ölüm kalım günü, kime vurmuşsam, kime hemen adam çıktı, az önce ya Resulullah kamçıyla bana vurdunuz. Sahabeler dedi ya bu şimdi konuşulur mu yani, bu komutan üstümüz, yani ast üst meselesi, üst daima haklıdır Resulullah'a dair. Hak üstündür. Hak üstündür. Ben vurmuşsam çık dedi, sen de bana vur. Çıktı. Dedi ya sonra siz vururken benim karnım açıktı. Sızlattı. Ben de istiyorum karnınızı açın. E tabii Efendimiz karnını açınca yalvardılar, dediler ki ya olur mu dediler, yani peygamber ya ne olur kırbaçtan dokunmuş. Efendimiz de hayır. Dünya rüsvaylığı ahiret rüsvaylığından ehvendir. Dünyada benim rüsvay haşa olacağımı düşünüp hakkı ketim etmeyin. Yani hak daima haklıdır. Ast, üst yok. Ama bizde bir kural var ya, üst daima haklıdır. La benim evimi yıktı bu üst. Olsun, üst daima haklıdır. Olmaz bu mantık. Bu İslami bir düşünce değil. Bu adam tabii vurmadı. Dedi ya Resulallah benim amacım sizin teninizi öpmek. Bugün belki Allah beni şehitler listesine alır. Yani son olarak sizin vücudunuza, teninize temas edeyim. Gayem buydu. Tabii o sahabe şehit oldu denilir ama değil. Daha sonraları şehit olmuştur. Niyet düşünce bambaşka. Tabii omuzları bir hizaya getirdi. Müslümanları oklar gibi dizdi. Ve Ukeşe bin Mihsan'ı, meşhur Ukeşe Hazretlerini sağ kanada, Ebu Seleme bin Abdülesed'i sol kanada, Ebu Ubeyde bin Cerrah ile Sa'd bin Ebi Vakkas'ı öne, Miktat bin Amr'ı geride askerlerin başına koydu. Zübeyir bin Avvam'ı baş süvari tayin etti. Zaten iki tane atımız var. Halid bin Velid'in karşısına koydu. Halid bin Velid kaç yüz kişi süvari, Zübeyir'i ve Miktat'ı onun karşısına koydu. Ve emir verinceye kadar yerinden ayrılmamasını da tembih etti. Miktat bin Esved'i de başka yanda vazifelendirdi. Hazreti Hamza'yı en öne, yani zırhsız askerlerin başına dikti, piyadelerin. Resulullah'ın komutanlığı da bir acayip, burada onu görüyoruz. En riskli görevi yakınlarına veriyor, dikkat ediyor musunuz? Bizde riskli görevi başkasına veririz, kendi yakınlarımızı kollarız. Peygamber Efendimiz en riskli göreve yakınlarını, Bedir'de kalk ya Ali, damadı, kalk ya Hamza, kalk ya Ubeyde, amcası oğlu, amcası. Yani hep böyle riskli göreve kendi yakınlarını, ama şey kolay görevlere de onları veriyordu. Ve tabii Efendimiz cihada teşvik etti, sabır ve sebata teşvik etti, uzun bir hitabette bulundu ve Uhud savaşı başladı. Tabii Müslümanlar o şevkle tam galibiyete giderlerken Ayneyn tepesinde bunu seyreden okçulardan bazıları birbirine dedi, iş tamam.
Yani bitti iş. Düşman kaçıyor. Hakikaten de kaçıyordu düşman. Ne duruyorsunuz dedi. Allah düşmanı bozguna uğrattı. Şu kardeşleriniz onların ordugahlarındaki ganimetleri toplamaya koyuldular. Ah bu ganimet, ah bu ganimet. Siz de müşriklerin ordugahlarına giriniz, ininiz buradan. Kardeşlerinizle birlikte siz de ganimet toplayınız dedikleri zaman bir kısım okçular, yahu siz Resulullah'ın bizi arkamızdan koruyunuz. Sakın yerinizden asla ayrılmayınız. Bizim öldürüldüğümüzü görseniz yardımımıza koşmayınız. Ganimet topladığımızı görseniz dahi bize sakın katılmayınız. Bizi arkamızdan koruyunuz buyurduğunu unuttunuz mu ya, bilmiyor musunuz? 8-10 tane okçu bunu diğerlerine söylüyor. Abdullah bin Cübeyr de aynı şey. Sakın yerlerinizden ayrılmayınız. Resulullah haber gönderme. Tabi bir kısım okçular, Resulullah'ın muradı bu değildi. Ya Yüce Allah müşrikleri zillete ve hazimete uğrattı. Siz de onların ordugahlarına giriniz. Şimdi tevil yapıyoruz ya bazen ayet, hadis üzerine. Ya gaya bu değil. Gaya açık. Gaya bu değil. Ve tabi ganimet toplamaya gidiniz dediler. Okçuların böyle anlaşmazlıklarını, düştüklerini gören komutanları Abdullah bin Cübeyr radıyallahu anh, Allah'a ve Resulüne itaat ediniz. Ey cemaat dedi. Ati'ullah ve ati'ur Resul. Onların emir ve tavsiyede bulundu bunu. Fakat dinlemediler. 40 kişi kadar oradan ayrıldılar. Ve tabi koştu, kimisini tuttu. Unuttunuz mu Resulullah'ın size söylediğini? Resulullah aleyhissalatü vesselam, Allah'ım bunlara tebliğ ettim mi? Sözünü unuttunuz mu? Fakat zapt edemedi. Okçuların bir kısmı dedi, biz vallahi gideceğiz. Çünkü ganimet var. Nasibimizi alacağız dediler. Ve Ayneyn tepesinden aşağı inip gittiler. Tabi harp kazanılmıştı. Öğlene doğru bitmişti. Ama o okçuların oradan inmesi, zaten Halid bin Velid'e de haber geldi. Dediler ki, Halid, ordu bozuldu. Hiç olmazsa böyle kes süvarilerle bu Müslümanların piyadelerini, önlerini kes, çok hücum ediyorlar. Halid bin Velid'in gözü o tepedeydi. Böyle durmadan o tepeyi, Allah da ona öyle bir yetenek vermiş. Yani şirkte böyle olan bir adam, hidayete erdikten sonra aynı şeyi Allah için yapıyor. Mesela Peygamber Efendimiz diyor ki, işte sen falan Dümmetül Cendel Kralı Ukeydir'i gideceksin, onu yaban şişesi, öküzü avlamaya inerken yakalayacaksın. Ve sabaha kadar diyor, nöbette göz kırpmadım. Öyle ki Allah bilir diyor, o çöl yağmurları sabaha kadar beni su gibi ıslatmış, farkında değilim. Gözüm kaledeydi. Ukeydir oradan insin diye. Ve indi. Çünkü kapıya bir yaban öküzü geldi, böyle kapıya sürtünüyor, mürtünüyor. Adam dayanamadı, indi onu yakalamaya, Halid de onu yakaladı. O öküzü de gibi öbürünü yakaladı. Tabii Müslüman olduğunu söyledi falan da, sonradan gene döndü ve daha sonraki şeylerde emir verildi, öldürülsün diye. Neyse, yani diyor sabaha kadar gözümü kırpmadım, yağmur suları tepemden iniyor. Resulullah bana dedi, onu o şekilde öldüreceksin, yakalayacaksın. Öldüreceksin değil. Ve yakaladım diyor. Tabii okçular indi. İnince Halid dedi ki, henüz kaybetmedik. Kaybettik, kaçıyor bizimkiler. Hayır dedi, kaybetmedik. Ve hemen süvarileri döndürdü. Tabii dağda Abdullah bin Cübeyr'le 10 tane vefalı arkadaşı kaldı. Hepsi indiler. Tabii Haris bin Enes radıyallahu anh, ey cemaat, Resulullah'ın size söylediği sözü hatırlayınız. Komutanınıza itaat ediniz. Ne kadar söyledi? Allah muhafaza etsin. O ganimet şeyi, İslam okçuları. Tabii onlar kaçıyor diye arkalarına düştüler. Ama ne garip ki o dağı, o geçidi açıkta bıraktılar. Ve Halid bin Velid radıyallahu anh o zaman hemen taktiğini kullandı. Dahi harp. Hemen arkadan Müslümanları çevirdi. Tabii öyle bir feci olay oldu ki
Müslümanlar bile birbirini öldürdü. Yani tanımadılar bunlar hangi taraftan. Öyle bir musibet Kur'an-ı Kerim'in dediği gibi. Ve tabii Abdullah bin Cübeyr ve 10 arkadaşı çok direndiler. Son nefeslerine kadar o Halid'in süvari birliğine karşı müdafada bulundular ama ne yapsınlar? Güçleri o kadar. Ve tabii Müslümanlar da feci duruma düştü. O okçuları da hemen o süvariler, süvarilerin içinde İkrime bin Ebi Cehil de vardı. O bu Abdullah bin Cübeyr'i çok fena bir şekilde öldürdü. Tabii ayet-i kerime var. Yani Abdullah bin Mes'ud bunun orada nazil olduğunu bu olay üzerine Ali İmran 152 gerçekten Allah'ın size olan vaadi doğru çıktı. Onun izniyle onları hüsrana uğratıyordunuz. Sevdiğiniz o galibiyeti size gösterdikten sonra isyan edip verilen emri tartışmaya kalkıp yıldığınız ana kadar bu durum sürdü. Siz yaptınız. Nefislerinizin eseri. Evet, sizden kiminiz dünyayı istiyordu? Yine sizden kiminiz ahireti istiyordu? Sonra Allah sizi imtihan etmek için onlardan yüz çevirdi ve yine de Allah sizi affetti. Sahabenin özelliği bu. Ne yaparsa yapsın Allah sonunda onları affediyor. Allah'ın müminlere bir ihsan ve ikramı vardır. Yani cennet var, şehittirler. Tabi bu ayet nazil oldu. Tabi ashab-ı kiramın ben dünya serveti isteyeceğini hiç ummuyordum diyor Abdullah bin Mes'ud. Demek ki netice de olsa, sahabe de olsa beşerdir. Evet. Ve tabi Abdullah bin Cübeyr çok mücadele etmişti o tepede. Okla, kılıçla, arkadaşlarına 10 kişi. Açılınız, dağa yayılınız. Bunlar Resulullah'ı şehit edebilirler. Fakat okçular tabi ne yapsınlar? 10 kişi. Enerjileri tükendi. Mızrakla da vuruştular, kılıçla çektiler. Ve tabi güçleri o kadar. Nihayet İkrime bin Ebi Cehil, o zaman Müslüman olmamış. Ayneyn tepesinin üzerinde Resulullah'ın verdiği görev başında dik durup kahramanca şehit olan Abdullah bin Cübeyr'i çok feci bir şekilde vurdu. Karnından beri vurdu, yardı, ikiye böldü. Tabi şimdi İkrime bin Ebi Cehil sonradan sahabe olmuştur. Halid bin Velid sahabe olmuştur. Üstad Bediüzzaman rahmetullahi aleyh çok güzel bir ifade kullanır. Yani bazıları bunu eleştiriyor ya, ya ben buna sahabe demem, bilmem ne demem. Olmaz. Diyor ki, atideki sahabeler, mazideki sahabeler mağlup etti. Yani gelecekteki sahabeler, mazideki, geçmişteki sahabelerle, efendim onları mağlup etti. Kime ne yani? O da sahabe oldu. Halid bin Velid, İkrime de sahabe oldu. Ve o da şehit oldu, o da şehit sayılır çünkü seferde vefat etti. Evet, tabi Abdullah bin Cübeyr'in üzerine yürüyen müşriklerin hepsini okla, mızrakla, kılıçla yaralamıştı. Çok cesur birisi. Tabi İkrime kendisini vurunca Abdullah'ın elbisesini soydular. Vücudunu mızrakla delik deşik ettiler. Çünkü çok adamın ölümüne sebep olmuştu o kahramanlığıyla. Karnını göbeğinden böğrüne kadar, omuzuna kadar mızrakla yardılar. Bağırsaklar dışarı döküldü. Tabi bozulan, dağılan Müslümanlar dağa sığındıkları, çekindikleri zaman onu bu vaziyette buldular. Daha sonra Efendimiz yaralı Uhud dağına gitti, o meşhur mağaraya falan. Tabi Abdullah bin Cübeyr'i birisi arıyordu. Kardeşi Havvat bin Cübeyr abisini arıyor. Ve tabi geldi, gördü, dayanamadı, bakılacak gibi değil. Çırılçıplak soymuşlar, vücudunu paramparça etmişler. O da şirk döneminin bir simgesidir. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onları bile toprağa tevdi etmiştir. Bedir'de hatırlayın, kör bir kuyuya cesetleri attı. Orada Resulullah yanlış bir şey yapmadı. Yani alışılmadık bir şeyi, cesetleri ortadan toplattı. Tamam cehenneme gittiler. Söz verdiler, Efendimiz seslendi. O ayrı bir şey.
Ama Efendimiz müşriklerin yaptığını yapmadı. Cesetleri ortadan kaldırdı. Onlar bir orduyu yendiklerinde cesetleri ortaya bırakırlardı. Kurtlar, kuşlar yesin, örnek olsun. Ama Efendimiz onların ölülerini almağına da müsaade etti. Kendi şehitlerini de toprağa tevdi etti. Ve tabii kardeşi hemen sargını çıkardı ancak acele olarak. Abdullah bin Cübeyr'in yarasını bağladı. Fakat kaldırdılar. Yani Ebu Hanne diye bir arkadaş vardı, kaldırdılar. İşte kafasından, bacağından tuttular, taşıdılar. O sırada tabii bir daha bağırsağı patladı. Dayanılacak bir görüntüde girdi. Tabii o sırada müşrikler bir tarafta bulunuyorlardı. Seyrediyorlardı o cesedin kaldırılmasını. Çünkü gösteriyor, o bize çok zarar verdi. Abdullah bin Cübeyr. Ve tabii o sarık marık tutmadı yarayı. İç uzuvları dışarı çıktı. Müşrikler çok güldüler. Müslümanlar da ağladılar. Abdullah gibi bir delikanlı. Ve tabii kardeşi and içti. Yani bunun şeyini alacağım. Ama Resulullah intikamcı değildi. Baktı ki Efendimiz öyle bir şeyi tavsiye etmiyor. Ve tabii bu insanı o şekilde ne kefen buldular, ne başka bir şey buldular. Getirdiler şehitliğini oraya. Efendimiz bütün şehitleri topladı. İkili, üçlü, beşli namazlarını kıldırdı. Tabii Abdullah bin Cübeyr'in kefen yok. Yani vücudunu da soymuşlar. Diğerlerinin elbisesi falan üstünde, abası üzerinde. Bulamadılar bir şey. Allahu alem, şöyle bir rivayet var. Hazreti Hamza'nın bacısı Safiye gelirken iki aba eline almış. Çünkü iki şehitlerin olduğunu duyuyor. Biri Resulullah, biri de efendim dayısı Hamza radıyallahu anh. Gel Hamza'ya birini veriyor. Efendimiz onu da diyor Ensar'dan birini, Abdullah bin Cübeyr'in üstüne örttü. Aba kısa geldi dizine kadar. Efendimiz kalan yerini de ızgır otuyla ot bastırdı. Habbab bin Eret radıyallahu anh der ki çok yaşadı. Küfe'de ölürken dedi ah keşke ben de gül devrini görmeseydim. O dönemde arkadaşlarımla şehit olsaydım. Vallahi Hamza'ya kefin bulamadılar. Abdullah bin Cübeyr'e kefen bulamadılar. Bana buldunuz kefen getirmiş çocuklarım. Ama keşke o gün ben de ölseydim. Bu dedi ki tabii 40 yıl sonra Resulullah benim de üzerime namaz kılaydı. O mübarek gözyaşlarından birkaç damla benim de cesedime keşke damlayaydı. Ama şimdi ben gül devrini gördüm de ne oldu? Ama yine büyük bir sahabedir Habbab bin Eret. Tabii Efendimiz namazını kıldırdı. İşte şehitler ikili ikili. Ama ikili ikili gömülürken Efendimiz bir şeye dikkat ediyordu. Hangisi daha çok Kur'an hıfzetmiş? Hangisi? Genellikle bir ensar bir muhacir kabre tevdi etti. İşte birbirinin dostu, birbirini sevenler yan yana gömüldü. Abdullah'ın da sevdiği arkadaşıyla beraber bugün ilk gömülen şehitlikte Efendimiz namazını kılıp oraya tevdi ediyor. Ama diğerlerini geçen derste anlattık. 46 yıl sonra sel geldi, parçaladı. Hamza, Mus'ab, Abdullah bin Caş ve Amr bin Cemuh. Onların cesetlerini dere yatağından bu tarafa getirip gömdüler. Bunlar halen oradadır. Efendimizin ilk tevdi ettiği toprakta metfundurlar. Allah şefaatlerine bizi nail eylesin. Biz seviyoruz, onlar da bizi sever. Tabii bu Uhud şehidi, Uhud meşhedindedir. Ama tekrar söyleyeyim, çoluk çocuğu var mı? Olsaydı herhalde bize bir işaret gelirdi. Evli miydi, bekar mıydı? Bekar olduğu da söylenen var. En doğrusu ne diyoruz? Allah bilir. Allah onlardan ebedi lebet razı olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. Selamun aleyküm.